Ela Kaşa merhabalar. Almaca 2'ye kitabı okuma etkinliğimizde tekrar birlikteyiz. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Marion adlı 2'ye kitabının ikinci bölümünün videosunu hazırlamaya çalışacağım. İlk başta sesi dinleteceğim. Bu bölümün orijinal sesini dinledikten sonra da ben Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Sonra da yine Almanca orijinal sesini dinletmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım neler öğrenebileceğiz. Hadi bakalım. Morgens muss ich früh im Studio sein. Unsere Sendung beginnt um 7. Aber erst muss ich mich anziehen. Jeden Tag ein neues Kleid. Dann kommt die Maskenbildnerin. Schminken und Frisieren dauert eine Stunde oder länger. Der Chef sagt immer, 2 Stunden vor der Sendung seid ihr alle hier. Nun ja, 5:30 bin ich da. Mehr als 90 Minuten brauchen wir nicht. Um diese Zeit sind wir zu zweit, die Maskenbildnerin und ich. Sie heißt Eva Dietrich. Ja, Dietrich, wie die berühmte Schauspielerin, Marlene Dietrich. Sie ist sehr nett. Sie hat schon mit großen Regisseuren gearbeitet, mit Fassbinder, auch mit Emmerich in Amerika. Aber sie wollte nach Köln zurück. Jetzt arbeitet sie hier, bei Cologne TV. Arme Eva. Um 6:30 bin ich fertig. Eva arbeitet noch ein wenig an meiner Frisur. Da kommt der Chef, Herr Huberts. Er sieht müde aus. Wie geht's, Marion? Fragt er mich freundlich. Gut. Frisch und schön wie ein Röschen, sagt er. Danke. Du gehst früh ins Bett. Richtig so. Nicht so wie ich. Waren Sie wieder auf einer Party? Ja, alles Leute vom Fernsehen. Und vom Film natürlich. Schrecklich. Dieter Nölen, Henriette Marschuckel, Harald Müller. Wirklich? Frage ich. Ist es nicht toll, diese Leute kennenzulernen? Vom Film und vom Fernsehen. Herr Huberts lacht. Er lacht laut. Im ganzen Studio kann man ihn hören. Er ist immer laut, auch wenn er singt oder spricht, wie ein Riese. Aber ein Riese ist er wirklich nicht. Er ist klein und ein wenig korpulent. Eva steht neben mir, aber mit ihm spricht sie nicht. Auch er sagt nie ein Wort zu ihr. Einmal hat sie mir gesagt, er mag mich nicht und ich mag ihn nicht. Aber dich mag er. Das sieht man. Pass auf, Kleine. Was meinst du? Du bist noch jung und verstehst vieles nicht. Der Huppertz ist schlau, sehr schlau. Und er weiß, was er will. Noch 20 Minuten. Herr Huppertz setzt sich neben mich. Morgen Abend, sagt er, gibt es ein Fest auf dem Boot von Mick Beckmann. Dem Regisseur? Ja, der. Willst du mitkommen? Oh ja, vielleicht lerne ich da jemanden vom Film kennen. Mick Beckmann. Hinter uns steht Luca. Er hat das Mikrofonkabel in der Hand. Pardon, sagt er. Ich will nicht stören. Aber in 10 Minuten gehen wir auf Sendung und Martin ist noch nicht da. Wo soll ich? Ich komme schon, sagt Herr Huberts und steht auf. Luca sieht mich nicht an und ich ihn auch nicht. Aber er hat alles gehört und sicher findet er nicht gut, was ich tue. Soll er denken, was er will. Ich gehe mit Herrn Huberts auf das Fest. Das ist ja wohl nicht verboten. Ich gehe ins Aufnahmestudio. Luca hat noch mit den Kabeln zu tun. Ciao, Luca, sage ich. Er lächelt und fährt sich mit einer Hand durchs dunkle Haar. Sorry, viel zu tun. Martin ist noch nicht da, die Kabel. Und er lächelt wieder. Marion! Mein Kollege ruft mich. René Schmitz, der Moderator und Chefredakteur unserer Sendung. Er ist immer sehr elegant. Auch ich bin elegant angezogen. Ich trage ein enges, rotes Kleid. Wir gehen noch einmal die Themenliste durch, nur zur Kontrolle. Denn wir haben natürlich schon gestern Nachmittag alles durchgesprochen. René gibt mir noch ein paar Tipps, aber ich brauche bei der Sendung sowieso nicht viel zu sagen. Ich soll lächeln, schön sein und lächeln. Schon oft habe ich den Chef gefragt, warum er mir keine aktive Rolle in der Sendung gibt. Ich bin doch Schauspielerin. Das habe ich gelernt.
Doch er antwortet immer nur, du bist noch jung, viel zu jung, 21. Andere sitzen in dem Alter noch bei Mami zu Hause und träumen vom Fernsehen. Träumen, ja. Ich träume auch. Aber vom Film. Ich bin Schauspielerin. Will er oder kann er das nicht verstehen? 6:55. Die Lichter gehen an. Ich kann Luca nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Da, hinter den Lichtern. Martin, der Techniker, ist wieder nicht gekommen. Der macht, was er will. Rupert ist sein Onkel. Armer Luca. Das rote Signal. Ich lächle in die Kamera. Kölle und Sibyl. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt spricht René Schmitz. Ich lächle und lächle. Will oder kann er das nicht verstehen? Natürlich. Schauspielerinnen gibt es viele und noch mehr, die ins Fernsehen oder zum Film wollen. Egal wie. Die Konkurrenz ist hart. Wie sagt Eva? Pass auf, Mädchen. Ich weiß schon, was sie meint. Değerli arkadaşlar, bu birinci bölümün sesini dinledik. Biraz uzun oldu ama olsun, sıkıntı yok. Dinlemek de aslında bir çalışma yöntemidir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Dilde mesela anlamasanız bile dinlememiz gerekiyor. Kulağımızın aşina olabilmesi için. Çünkü ileride yapacağımız çalışmalarda bu dinlemenin yararını görmüş olacağız. Özellikle telaffuz çalışmalarında. Ben hemen tekrar başa geçiyorum arkadaşlar. Yani bölümü başa sayıyorum. İkinci bölümü. 5:27'ye geleceğim. Tamam, şu kısımdayım. Evet. Şurada. Buradan mesela Türkçe açıklamasını yapa yapa böyle çevireceğim. Ondan sonra tekrar başa geleceğim ve bölümü tekrar dinleteceğim. Yani böyle 3 defa çalışmış olacağız bu bölümü arkadaşlar. Hemen başlayalım. Morgens Musik früh im Studio sein. Morgens arkadaşlar, yani sabahları Musik früh im Studio sein. Yani sabahları erkenden. Evet, im früh. Erkenden stüdyoda olmam gereklidir arkadaşlar. Bunu kim söylüyor? Marion adlı kız söylüyor. Marion da bu stüdyoda çalışan ve oranın spikerlerinden bir tanesi. Unsere Sendung, yani bizim yayınımız, evet yayınımız beginnt um 7 saat 7'de başlıyor. Aber erst muss ich mich ansehen. Fakat ilk önce muss ich mich ansehen. Yani elbisemi değiştirmeliyim. Yani elbisemi değiştirmem gerekiyor. Jeden Tag ein neues Kleid. Her gün yeni bir elbise. Dann kommt die Maskenbildnerin. Sonra bu makyajcı geliyor arkadaşlar. Maskenbildnerin makyajcı. Yani kuaför olan bayan. Makyaj yapan bayan anlamındaki kişi geliyor. Evet. Maskenbildnerin. Schminken und Friseurin. Yani bu schminken, yani makyajı yapıyor arkadaşlar. Schminken makyajı yapıyor. Sonra Friseurin, yani saçı yapıyor. Du hast eine Stunde oder lange. Yani makyaj ve saç bakımı eine Stunde oder lange, yani bir saat veya daha fazla sürmektedir. Dauern, sürmek anlamında. Der Chef sagt immer, yani oranın şefi arkadaşlar, o stüdyonun şefi devamlı olarak şunu söyler. Zwei Stunden vor der Sendung seid ihr alle hier. Bu şef arkadaşlar çalışanlarına diyor ki, Zwei Stunden vor der Sendung, yani yayından önce 2 saat, evet yayından önce 2 saat içerisinde Zaydi Allehiye, hepiniz burada olmak zorundasınız. Evet, diyelim ki yayın saat 7'de başlıyorsa 2 saat önce herkes burada olmak zorunda. Tekrar çevirelim arkadaşlar. Der Chef sagt immer, yani şef her zaman söyler ki Zwei Stunden vor der Sendung, yani yayından önce 2 saat önce, yani yayından 2 saat önce, özür dilerim, yayından 2 saat önce Zaydi Allehiye, hepiniz burada olmalısınız. Öyle mi? Nun ya. Peki öyleyse. Habse bin ich da. Saat 6:30'da oradayım. Evet. Ma az 90 minuten brauchen wir nicht. Ma az 90 minuten. Yani 90 dakikadan. Evet. Yani bu 90 dakika orada durmanın bir anlamı yok diyor arkadaşlar. Evet.
mehr als 90 Minuten, yani 90 dakikadan fazla brauchen wir nicht. Yani bizim zamana ihtiyacımız yok. Yani çok fazla erkenden gelip orada durmamızın bir anlamı yok diye söylüyorum. Bu brauchen ihtiyacı olmak, yani wir nicht, yani ihtiyacımız yok. Yani 90 dakikaya ihtiyacımız yok. Yani yeterli olan zaman 90 dakika arkadaşlar, yani 1,5 saat, ondan fazlasına ihtiyacımız yok demek istiyor. Evet. Um diese Zeit sind wir so weit. So weit. Yani bu saatlerde um diese Zeit evet, sind wir so weit. Yani biz diyor iki kişiyiz burada. Evet, yani bu saatte biz diyor iki kişiyiz. Wir so weit, die Maskenbildnerin und ich, yani bu makyajcı kadınla ben. Evet. Buradayız. Sie heißt Eva Dietrich. Onun adı, yani makyajcı kadının adı Eva Dietrich'tir. Evet, Dietrich. Evet, o Dietrich. Wie berühmte Schauspielerin. İşte o ünlü olan bayan aktrislerden biri. Dietrich. Öyle demek istiyor arkadaşlar. Wie berühmte, berühmte, ünlü olmak. Schauspielerin. İşte bayan artist. Evet, ünlü bayan artist. O bildiğiniz ünlü bayan aktris Dietrich. Evet, demek istiyor arkadaşlar burada. Marlene Dietrich. Sie ist sehr nett. Marlene Dietrich. Evet, Marlene Dietrich. O gerçekten yani çok güzel bir bayan. Şimdi arkadaşlar böyle bir de yukarıya kaldırdık. Sie hat schon bir großen Regisseurin gearbeitet. Sie hat schon, yani diyor şu ana kadar arkadaşlar büyük rejisörlerle birlikte çalışmıştır. Evet, mit großen Regisseurin gearbeitet. Yani büyük rejisörlerle birlikte çalışmıştır. Mit Fassbinder örnek vermek gerekirse Fassbinder adlı rejisörle auch mit Emmerich in Amerika, Amerika'daki Emmerich ile birlikte aber sie wollte nach Köln zurück, fakat sonra kendisi Köln'e geri dönmüş, geri dönmek istemiş. Jetzt ve şu anda böyle ilerleyelim. Bu klavyenin ok tuşlarıyla ilerliyorum arkadaşlar, oynatmıyorum videoyu. Jetzt arbeitet sie hier. Fakat şu anda diyor, şu anda arbeitet sie hier, burada çalışıyor. Bei Kolumna TV. Yani Kolumna televizyonunda çalışıyor arkadaşlar. Arme Eva. Zavallı Eva. Diye bunu Marion dile getiriyor. Sonra diyor ki Marion, halb sieben bin ich fertig. Saat diyor 7:30'da diyor. Ben diyor fertig. Yani hazırım. Eva arbeitet noch ein wenig an meinem Friseur. O arada arkadaşlar Eva arbeitet noch ein wenig. Eva biraz daha benim diyor saçlarımla uğraşıyor. Yani saçlarımı düzeltiyor. Friseur biliyorsunuz mesela saç bakımı. Evet. Da kommt der Chef. Tam o arada şef gelir. Herr Hoopers. Bay Hoopers. Er sieht müde aus. Yani genelde mesela arkadaşlar yorgun gözükür. Sonra bana der ki wie geht's Marion? Fragt er mich freundlich. Bana arkadaş canlısı bir şekilde yani arkadaşça wie geht's Marion? Yani nasıl gidiyor Marion? Diye söylenir. Ben de gut diye seslenirim. Frisch und schön wie ein Röschen, sagt er. Yani taze ve güzel bir gül gibisin diyor. Arkadaşlar taze ve güzel bir gül gibisin. Bana diye ben de derim ki danke, teşekkür ederim. Du gehst früh ins Bett, richtig so? Yani sen erkenden yatağa gittin değil mi? Nicht so wie ich, yani benim gibi değilsin. Nicht so wie ich, benim gibi değilsin. Waren Sie wieder auf eine Party? Yani burada Marion soruyor arkadaşlar. Waren Sie wieder auf eine Party? Sen yani siz tekrar bir partide miydiniz? Yani akşam. Ja, alles Leute wollen sehen. Evet. Yani davetlerin hepsi mesela televizyon dünyasından. Und von Film natürlich. Elbette ki film dünyasından. Von Film. Schrecklich. Ne yazık ki. Dieter Nölen. Mesela Dieter Nölen. Herr Ritter. Maşukel. Herald Müller gibi ünlü isimler gelmiş. Sonra Mario da diyor ki. Wirklich? Diye yani. Gerçekten mi? Ben biraz ileriye alayım. Wirklich. Gerçekten mi? Frage ich diye soruyor Mario. Yani ben soruyorum. Demek ki ben Mario'yum arkadaşlar. Yani wirklich frage ich. Gerçekten mi diye soruyorum. Ist es nicht toll, diese Leute können Sie hören. Yani diyor, bu insanları tanıman diyor. Gerçekten diyor, çok güzel değil mi? Değil mi yani? Mesela harika bir şey değil mi? Von Film und von Fernsehen. Hem film dünyasından hem de televizyon dünyasından. Herr Hoopers lacht. Bu arada Herr Hoopers yani Bay Hoopers arkadaşlar şef gülümsüyor. Allah ne olur. Kahkahalar atıyor. Im ganzen Studio kann man ihn hören. Yani stüdyodaki herkes arkadaşlar
O adamı diyor duyabiliyor. Yani bu kahkahalarını duyabiliyor. Demek ki o kadar yüksek sesle gülüyor ki Ernest immer laut auf seiner Seele oder spricht wie ein Riese. Yani öyle öyle kahkahalar atıyor ki yani onun mesela şarkı mı söylediğini, konuştuğunu mu yani şarkı söyleyen, daha doğrusu şarkı söyleyen ve konuşan bir dev gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani sesinden dolayı böyle aslında böyle bir dev gibi gözüküyor. Yani insanda böyle bir aslında koskocaman bir adamın kahkahası gibi bir ifade var. Aber ein Riese ist er wirklich nicht. Fakat diyor bu gerçekten de yani bir dev değildir. Değildir. Yani, er ist klein, yani ufaktır und ein wenig kuppelend. Aynı zamanda da bir şişmandır. Yani biraz şişmandır anlamında arkadaşlar. Korpulen şişman anlamında aklımda kalmış. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şöyle biraz daha yukarıya kalsın. Burada kalmıştı korpulen. Şimdi buradayım. Eva steht neben mir. Evet. Eva steht neben mir. Eva benim yanımda duruyor. Aber mit ihm spricht sie nicht. Fakat o, yani o onunla, yani o erkekle, yani o şefle, Herr Rupert'le konuşmuyor. Auch er sagt nie ein Wort zu ihr. Aynı zamanda da o da, mesela er, yani o şef de sagt nie bir şey söylemez. Yani bir kelime bile ona söylemez. Einmal hast du mir gesagt. Yani bir gün o bana dedi ki, er mag mich nicht. O benden hoşlanmıyor. Er mag mich nicht. Und ich mag ihn nicht. Ben de ondan hoşlanmıyorum. Ich mag ihn nicht. Aber dich mag er. Fakat yani seni senden hoşlanıyor. Dich mag er. O senden hoşlanıyor. Das sieht man. Yani bu görülen bir şey. Yani bu insan bunu görebiliyor. Pass auf alleine. Yani dikkat et küçüğün anlamında söylüyor. Pass auf dikkat etmeye kaçar. Ondan sonra Mario diyor ki was meinst du? Yani ne demek istiyorsan was meinst du? Du bist noch jung und verstehst vieles nicht. Yani sen halen gençsin ve bir şeyleri anlamıyorsun. Der Hooper ist schlau. Yani Bay Hooper denen kişi arkadaşlar şef, schlau, akıllıdır, kurnazdır. Sehr schlau, çok akıllıdır. Und er weiß, was er will. Ve ne istediğini bilir. Şeklinde bu Eva denilen kişi Marion'a söylüyor arkadaşlar, uyarda bulunuyor. Noch 20 Minuten, yani 20 dakika sonra. Herr Hooper setzt sich neben mich. Bay Hooper benim yanımda oturuyor. Morgen Abend. Yarın akşam. Sagt er diye söylüyor. Gibt es ein Fest auf dem Boot von Mick Beckman. Win Beckman'ın botunda bir şey var. Yani bir festival var. Ya da bir parti var. Gibt es ein Fest. Bir parti var. Şeklinde söylüyor arkadaşlar. Hemen geçelim. Şöyle yukarıya gelelim. Evet. Evet, neredeyim? Evet. Dem rejisör, yani o rejisörün mü? Şeklinde Marion soruyor arkadaşlar burada. Burada kalmıştık. Marion bir soru söylüyor burada. Diyor ki, dem rejisörün, yani rejisörün botunda mı arkadaşlar? Öyle diyor. Sonra ben tekrar ilerletiyorum arkadaşlar. Böyle. Ya der. Evet, onun. Willst du mitkommen? Gelmek ister misin? Yani birlikte. Bizim katılmak ister misin ya da birlikte gelmek ister misin? O ya vielleicht löne ich ya vielleicht löne ich da jemanden von Film kennen. Belki de orada yani film dünyasından biriyle tanışırım. Birini tanırım. Mesela örneğin Mick Beckman'ı mesela şeklinde söylüyor. Mario. Bir daha geçelim arkadaşlar üstünde. Evet. Yani burada mesela şurayı konuşan o erkek yani şef. Ya der, willst du mitkommen? Evet, orada willst du mitkommen? Birlikte gelmek ister misin? Marion diyor ki, o ya, vielleicht löne ich da jemanden von Film kennen. Belki de orada vielleicht, belki de löne ich da jemanden, belki de orada birini tanırım von Film kennen. Yani film dünyasından birini tanırım. Örnek, Mick Beckman mesela. Hinter uns steht Luca. Arkamızda diyor, Luca durmaktaydı. Yani ikimizin arkasında Luca durmaktaydı. Erkat da mikrofon kabel in der hand. Yani o elinde mikrofon kablosunu tutmaktaydı. Arkadaşlar mikrofon kabel in the hand. Ellerinde mikrofon kablosunu tutmaktaydı. Pardon, sakladım. Yani özür dilerim.
diye söyledi. Ich will nicht stören. Yani rahatsız etmek istemem. Aber in the Minuten gehen wir auf Sendung. Yani 10 dakika içerisinde yayına geçiyoruz. Und Martin ist noch nicht da. Fakat Martin halen gelmemiş buraya. Wo soll ich? Nerededir acaba? Nerede olmalı? Sonra Herr Hoopers arkadaşlar söylüyor ve ayağa kalkıyor. Ich komme schon. Ben geliyorum. Öyleyse ben geliyorum şeklinde. Bay Hoopers söylüyor ve ayağa kalkıyor. Lucas sieht mich nicht an. Burada Mario'nun diyor ki arkadaşlar. Lucas sieht mich nicht an. Yani Luca bana bakmıyor. Und ich ihn auch nicht. Ben de ona bakmıyorum. Aber er hat alles gehört. Fakat her şeyi duydu. Und sicher findet er nicht gut. Elbette ki diyor, bütün bu duyduğu şeylerdi. Yani onun hoşuna gitmemiş. Yani güzel bulmamıştı. Was ich tue. Yani benim yapacağım şeyi güzel bulmamıştı. Yani ne yapacaktı? Hani Hubert'le birlikte arkadaşlar partiye gidecekti ya. Bunu mesela Luca duymuş, hoşlanmamıştı diye mesela Marion bunu söylüyor. Soll er denken, was er will. Soll er denken. Burayı anlayamadım arkadaşlar. Soll er denken. Yani düşünmeli mi fazla? Yani ne istediğini iyi düşünmeli mi şeklinde. Bence öyle arkadaşlar. Ne istediğini, yani bunu Marion Luca'ya söylüyor. Ne istediğini iyi düşünmeli. Evet, iyi düşünmeli. Ich gehe mit Herrn Hoopers auf das Fest. Ben diyor Bay Hoopers'le birlikte bu partiye gideceğim. Das ist ja wohl nicht verboten. Yani bu tüm milleti yasaklanmış bir şey değildir diyor. Kendi kendine Marion söylüyor arkadaşlar. Ich gehe ins Aufnahmestudio. Luca hat noch mit den Kabeln zu tun. Ben diyor bu arada mesela diyor, kayıt stüdyosuna giriyorum. Luca hat noch mit den Kabeln zu tun. Luca halen diyor elindeki kabloyla birlikte bir şeyler yapıyordu diye söylüyor arkadaşlar. Luca hat noch mit den Kabeln zu tun. Evet. Luca elindeki kabloyla halen bir şeylerle uğraşıyordu. Bakalım ne oluyor arkadaşlar burada. Biraz. Ciao Luca, sage ich. Yani hoşça kal Luca diye söylüyorum. Er lächelt und fasst sich mit einer Hand durch dunkle Haar. Er lächelt, gülümsüyor bana. Und fasst sich mit einer Hand. Yani bir elinle birlikte arkadaşlar. Bir eliyle o yani siyah saçlarını mesela, kendi siyah saçlarını mesela böyle ellerini saçlarına götürüyor. Yani evet ellerini böyle saçlarının arasına böyle götürüyor arkadaşlar. Yani demek ki çocuk utanıyor galiba. Sorry, wir sind dumm. Yani özür dilerim. Yani bu çok iş için yani bu yapılması gereken işler için çok özür dilerim. Martin ist nicht noch da. Martin diyor halen diyor burada değil. Die Kabel und Allah'ın bilir yani. Böyle bir heyecana giriyor çocuk. Sadece işte bu kablolar falan filan. Und Allah'ın bilir ve tekrar gülümsüyor arkadaşlar. Marion, mein Kollege ruft mich. Bu arada mesela arkadaşım beni çağırıyor. Marion. Yani iş arkadaşım. René Schmitz. Der Moderator and Chef Redakteur unserer Sendung. Yani bizim yayınımızın diyor moderatörü ve aynı zamanda şef redaktörü René Schmitz arkadaşım beni çağırıyor. Marion. Er ist immer sehr elegant. Yani o her zaman diyor çok güzel giyiniyor ve şık. Auch ich bin elegant angezogen. Ben de diyor mesela çok şık giyinmişim. Ich trage ein anderes Rotes Kleid. Yani ben de diyor arkadaşlar burada yani kırmızı dar kırmızı bir elbise giymişim. Evet, buradayız. Wir gehen noch einmal die Themenliste. Evet biz bir kere daha mesela bu yani tema listesini gözden geçiririz. Evet. Durchgehen gözden geçirmek arkadaşlar. Themenliste yani bu yayında gerçekleşecek olan etkinliklerin sıralamasının listesini ne yapıyorlar? Gözden geçiriyorlar. Nur zu kontrole. Sadece kontrol amaçlı. Çünkü denn wir haben natürlich schon gestern Nachmittag alles durchgesprochen. Çünkü biz mesela elbette ki dün öğleden sonra bütün bu planlamayı mesela tekrar yani gözden geçirdik. Bunlar hakkında tekrar kontrol ederek konuştuk. Durchgesprochen yani gözden geçirmek. Kontrol etmek anlamında arkadaşlar. Evet. Yine burada arkadaşlar. René, gib mir noch ein paar Tipps.
bu arkadaşa mesela, René, gib mir noch ein paar tips. Yani René bana birkaç mesela tüyü vermektedir. Aber ich brauche bei der Sendung sowieso nicht wie zu sagen. Fakat diyor yani, yani bana bu, özür dilerim. Bir geriye gidelim. Ne yaptık ki böyle? Evet arkadaşlar, özür diliyorum. Elim klavyede takıldı. O yüzden mesela şey gitti biraz. Ama nerede kaldığımı biliyorum. Evet, şuradayız. Bir geri daha gelirsem bulacağım arkadaşlar kaldığım yeri. Evet, burada kaldık. Özür dilerim tekrar. René, give me noch ein paar tips. René bana birkaç mesela ipucu vermekte, yani birkaç tip vermektedir. Yani pratik olma yönünden. Aber ich brauche bei der Sendung sowieso nicht wie zu sagen. Fakat diyor, yani yapmakta olduğumuz bu yayında diyor, benim diyor mesela, yani hiçbir şey söylemediğimden dolayı, yani bu yayında pek fazla yani söz hakkım olmadığından dolayı bunlara ihtiyacım yok. Aber ich brauche bei der Sendung sowieso nicht. Aslında yani benim bunlara ihtiyacım yok, çünkü benim mesela yayında söylenecek bir şeyim yok, yani bir rolüm yok anlamında. Yazıyor lachen. Ben diyor gülmeliyim, yani yayında hep gülmeliyim. Schön sein und lachen, yani güzel gözükmeliyim. Und lachen ve gülmeliyim arkadaşlar, böyle söylüyorum. Schön oft habe ich den Chef gefragt. Yani diyor daha yeni ben diyor, yani sık sık genelde mesela ben şefe sorarım mesela. Warum man mich keine aktive Rolle in der Sendung gibt? Yani bana neden mesela bu yayın içerisinde daha aktif bir rol vermediğini şefe hep sormuşumdur. Hep sormuşumdur gibisinden arkadaşlar. Ich bin doch Schauspielerin. Das habe ich gelernt. Yani ben yani bir bayan aktristim ve ben bunu biliyorum. Dedim. Doch, er antwortet immer noch. Ve o da her zaman şu cevabı vermiştir arkadaşlar. Doch, er antwortet. Antworten cevap vermek immer noch her zaman olduğu gibi. Du bist noch jung. Sen hala gençsin. Viel zu jung. Ve çok gençsin diye cevap vermiştir arkadaşlar. Burada değerli arkadaşlar, burada devam edelim. Az kaldı. 21, 21 yaşındasın. Andere sitzen in dem Alter noch bei Mami zu Hause und Rahmen und Fernsehen. 21. Andere sitzen in dem Alter. Yani burada da demek istediler andere sitzen. Yani diğerleri de, diğerleri de in dem Alter, yani yaşlılıklarında, yani emekli olduklarında ya da altı noch bei Mami, ya büyük annelerin yanında zu Hause Traum von Fenze. Burada ne demek istiyor diye kendi kendime soruyorum arkadaşlar. Einen Wahnsinn. 21 yaşındayım. Andere diğerleri sizin in dem Alter, yani emekliliklerinde, yaşlı olduklarında bei Mami zu Hause, evde büyük annelerin yanında ve televizyon izlemeyi hayal ederek oturmaktadırlar diyor. Diye bir cümle var arkadaşlar. Ama tam olarak böyle anlamlandıramadım. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Ben cümleyi okuyorum. Kelime olarak mesela anlamlandırmasını biliyorum ama tam anlamlandırmayı o an yapamıyoruz. Bu sizin başınıza da gelecek. İleride göreceksiniz. Ama bunu mesela tekrar ikinci okuyuşunuzda, üçüncü okuyuşunuzda ha burada şunu demek istemiş gibisinden mesela siz de fark edeceksiniz. Evet. Andere arkadaşlar diğerleri. Sizin in dem Alter.
Yani sizin gündem altı arkadaşlar, yani yaşlılıklarında, yaşlı oldukları dönemde Nuh by Mami. Yani Mami annelerinin yanında zu havuze evde unterhalten von Fernsehen ve bu televizyon izleme, yani televizyon izlemeyi hayal etmektedirler. Neyse, geçelim bu kısma da, buradan belki çıkartabiliriz. Traumen, ya, ich traume auch. Hayal etmek, elbette. Ich traume auch, ben de hayal ediyorum. Ama bu film, fakat film dünyasını hayal ediyorum, yani televizyonda film istiyorum. Ich bin Schauspielerin, ben diyorum, bir bayan aktristim. Bile öyle kenar, das noch verstehen. Yani o, yani anlamak mı istemiyor yoksa anlayamıyor mu gibisinden arkadaşlar. Das kann er nicht verstehen. Yani anlamıyor mu? Anlayamıyor mu? Evet, evet. Diye kendi kendine soruyor burada. Yani anlamak mı istemiyor yoksa anlayamıyor mu gibisinden kız burada kendi kendine soruyor. Fünf vor sieben. Evet. Yani yediye beş var arkadaşlar. Die Lichter gehen an. Işıklar yanıyor. Ich kann Luca nicht sehen. Luca'yı diyor göremiyorum. Aber ich weiß, fakat biliyorum ki dass er da ist. Ve orada olduğunu biliyorum. Da hinter den Lichten, ışıkların arkasında olduğunu biliyorum. Hinter den Lichten, ışıkların arkasında. Martin, der Techniker, ist wieder nicht gekommen. Yani tekniker olan Martin yine gelmemiş. Der macht, was er will. O her istediğini, yani ne isterse yapabiliyor. Hoopers ist sein Onkel. Hoopers onun amcası. Ahmet Luca. Zavallı Luca. Yani burada arkadaşlar tekniker olan Martin yine gelmemiş mesela iş yerine ve bu istediğini yapmak, yani her istediğini yapabilen bir kişi. Çünkü Hoopers is the uncle. Hoopers onun amcası. Ondan sonra kız da, yani Marion da Luca'ya açıyarak diyor ki Ahmet Luca. Zavallı Luca. Das rote Signal. Kırmızı ışık yandı arkadaşlar. Yani kameranın üzerindeki kırmızı ışık yandı. Ich lächle in die Kamera. Ben diyor kameraya doğru gülümsüyorum. Köle in Sieben ya da Morgen guten Morgen. Burada arkadaşlar bu kelimeleri kullanan bu Rene denilen, Rene Schmitz denilen spiker. Yani işte farklı dillerde mesela guten Morgen diyor. Yani günaydın, günaydın, günaydın. Ich lächle und lächle. Ben yani gülümsüyorum ve gülümsüyorum. Velore kann er das nicht verstehen. Evet. Yani anlamak mı istemiyor yoksa anlayamıyor mu gibisinden kadın yine kendi kendine soruyor arkadaşlar. Elbette ki Schauspielerin gibt es viele. Und noch mehr, die im Fernsehen oder so Film wurden. Elbette ki yani birçok bayan aktris bulunmaktadır. Und noch mehr ve hatta daha fazlası die im Fernsehen oder so Film wurden. Yani hem televizyonda hem de sinema dünyasında mesela rol almak isteyen yani birçok bayan aktrist bulunmaktadır. Egal wie, benim için yani fark etmez. Egal wie, fark etmez. Die Konkurrenz ist hart. Yani rekabet zorlu olacak. Zorlu olacak. Wie sagt Eva? Eva'nın dediği gibi. Yani Eva da öyle demedi mi? Pass auf, Mädchen. Yani kızım dikkat et. Ich weiß schon. Was sie meint. Yani ben diyor onun ne demek istediğini şu an anladım. Ich weiß schon, yani anladım. Was in mind. Bu mind, mind'inden geliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bu Almanca kelimelere mesela normal sözlükten baktığınız zaman epey bir uğraştırma gerekiyor. Yani bir uğraşma gerekiyor o kelimeyi bulabilmek için. İngilizce sözlüğe bakar gibi Almanca kelime ararken mesela İngilizceye bakar gibi bakmıyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Almanca'da yani fiilin mesela mind kelimesi mesela sözlükte bulmanız çok zor. Çok zor. Çünkü neden? Mesela bu mind'in kelimesini bilmeniz lazım. Bu da demek oluyor ki Almanca'da fiiller üzerinde yani çalışma yaparken dikkat etmek lazım. Fiilin birinci, ikinci, üçüncü hallerini iyi ezberlemek lazım. Cümle içerisinde görüldüğünde bunun bir farklı kelime değil, farklı bir fiil olduğunu, fiilin çekiminin olduğunu anlayabilmek lazım. Özellikle fiziksel yani kitap gibi mesela sözlükte dijital sözlük değil de diğer normal bildiğimiz sözlük kullananlar yani o yönden mesela dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda da bu da onlara çok fazla bir zorluk çıkartacaktır. Ama dikkatli olunursa, alışılırsa onun da üstesinden gelinir arkadaşlar. Ben bunu gördüm ve bunu yaptım. Epey bir normal sözlükle çalıştım. Onu fark ettim.
Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Halen daha bir bölümümüz bitmedi. Bu bölümü de bitirmek istiyorum. Evet, şuna da burada rote signal, burayı okudum. Yani bu kameralar üzerinde kırmızı ışık yanar. Yanınca mesela spikerler konuşmaya başlar arkadaşlar. Burada bu bölümü bitirdik arkadaşlar. Evet. İsterseniz bir daha üzerinden geçelim. Hatta karşımızda tam olarak varken işte das rote signal, yani kırmızı ışık yandı. İhlerle indi kamera. Yani ben de kameraya gülümsemeye başladım. Kulemzi ve yeden moye gütü morgen. Bunu yet şiplik vermişimiz. İşte Rene Şiplik seninle konuşmaya başlıyor. Ne diyor arkadaşlar? Günaydın, günaydın, günaydın. Bunlar farklı dillerde arkadaşlar. Und ihlekle und lekle. Yani ben gülümsüyorum, gülümsüyorum. Bilozi kenetas nikaşte. Yani anlamak mı istemiyor? Evet. Anlamak mı istemiyor? Ya da bakın ya da anlayamıyor mu gibisinden kız kendi kendine soruyor burada. Sonra diyor ki natürlich elbette ki Schauspielerinnen gibt es viele. Yani birçok Schauspielerinnen vardır. Mesela und noch mehr, hatta daha fazlası die im Fernsehen oder so Film wollen. Yani hem televizyonda çıkmak isteyen hem de film dünyasında ortaya çıkmak isteyen, yani rol kapmak isteyen birçok Schauspielerinnen, bayan aktris bulunmaktadır. Egal wie, yani benim için fark etmez. Die Konkurrenz, Konkurrenz rekabet demek. Konkurrenz ist hart. Yani rekabet oldukça zorlu geçecek. Wie sagt Eva? Eva öyle demedi mi? Pass auf Mädchen. Dikkat et Mädchen. Yani dikkat et kızım. Ich weiß schon, was ich mein. Ben şimdi onun ne demek istediğini anladım gibisinden. Marion kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Galiba bitti arkadaşlar. Evet, bu bölümü de bitirdik. İkinci bölümden bitti. Şimdi yine başa gidip sesini dinletmeye çalışacağım. Bakalım mesela ne kapabildik. Evet, yani tekrar dinlemek çok önemli. Dilde en önemli şey arkadaşlar, bırakın dilde, her şeyde en önemli şey tekrar. Yani dili gramer öğretmez. Dili elde ettiğiniz kitaplar, sözlükler, yani materyaller öğretmez. Dili yani bir defa bakıp ya da ne bileyim işte ben bunu anladım öğretmez. Dili tekrar öğretir arkadaşlar. Her şeyin başı tekrar. Evet. Mesela yabancıların çoğu mesela üzerinde bu dil şeyinde pek fazla yeteneğe inanmazlar arkadaşlar. Yani dili yetenekli olan değil de çok fazla tekrar eden insan öğrenir. Derler arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum. Evet, şöyle 5.27'ye geleceğim. Şurada tekrar dinleyeceğiz. Görüyorsunuz ki zaman gidiyor. Yani bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmada bu tekrarlar gerekli mi? Elbette gerekli. Şimdi mesela tekrar sesi dinleyerek okuduğumuzda en azından ilk dinlediğimizden daha fazla bir oranda bu metni anlamış bulunmaktayız. Evet. Es muss ich früh im Studio sein. Unsere Sendung beginnt 7. Aber erst muss ich mich anziehen. Jeden Tag ein neues Kleid. Dann kommt die Maskenbildnerin. Schminken und Frisieren dauert eine Stunde oder länger. Der Chef sagt immer, 2 Stunden vor der Sendung seid ihr alle hier. Nun ja, 5:30 bin ich da. Mehr als 90 Minuten brauchen wir nicht. Diese Zeit sind wir zu zweit, die Maskenbildnerin und ich. Sie heißt Eva Dietrich. Ja, Dietrich, wie die berühmte Schauspielerin, Marlene Dietrich. Sie ist sehr nett. Sie hat schon mit großen Regisseuren gearbeitet. Mit Fassbinder, auch mit Emmerich in Amerika. Aber sie wollte nach Köln zurück. Jetzt arbeitet sie hier, bei Cologne TV. Arme Eva. 6:30 bin ich fertig. Eva arbeitet noch ein wenig an meiner Frisur. Da kommt der Chef, Herr Huppertz. Er sieht müde aus. Wie geht's, Marion? Fragt mich freundlich. Gut. Frisch und schön wie ein Röschen, sagt er. Danke. Du gehst früh ins Bett. Richtig so. Nicht so wie ich. Waren Sie wieder auf einer Party? Ja, alles Leute vom Fernsehen. Und vom Film natürlich. Schrecklich. Dieter Nölen, Henriette Marschuckel, Harald Müller. Wirklich? Frage ich. Ist es nicht toll, diese Leute kennenzulernen? Vom Film und vom Fernsehen. Herr Huppertz lacht. Er lacht laut. Im ganzen Studio kann man ihn hören. Er ist immer laut, auch wenn er singt oder spricht, wie ein Riese.
aber ein Riese ist er wirklich nicht. Er ist klein und ein wenig korpulent. Eva steht neben mir, aber mit ihm spricht sie nicht. Auch er sagt nie ein Wort zu ihr. Einmal hat sie mir gesagt, er mag mich nicht und ich mag ihn nicht. Aber dich mag er. Das sieht man. Pass auf, Kleine. Was meinst du? Du bist noch jung und verstehst vieles nicht. Der Huppertz ist schlau, sehr schlau. Und er weiß, was er will. Noch 20 Minuten. Herr Huppertz setzt sich neben mich. Morgen Abend, sagt er, gibt es ein Fest auf dem Boot von Mick Beckmann. Dem Regisseur? Ja, der. Willst du mitkommen? Oh ja, vielleicht lerne ich da jemanden vom Film kennen. Mick Beckmann. Hinter uns steht Luca. Er hat das Mikrofonkabel in der Hand. Pardon, sagt er. Ich will nicht stören, aber in 10 Minuten gehen wir auf Sendung und Martin ist noch nicht da. Wo soll ich? Ich komme schon, sagt Herr Huppertz und steht auf. Luca sieht mich nicht an und ich ihn auch nicht. Aber er hat alles gehört und sicher findet er nicht gut, was ich tue. Soll er denken, was er will. Ich gehe mit Herrn Huppertz auf das Fest. Das ist ja wohl nicht verboten. Ich gehe ins Aufnahmestudio. Luca hat noch mit den Kabeln zu tun. Ciao, Luca, sage ich. Er lächelt und fährt sich mit einer Hand durchs dunkle Haar. Sorry, viel zu tun. Martin ist noch nicht da, die Kabel. Und er lächelt wieder. Marion! Mein Kollege ruft mich. René Schmitz, der Moderator und Chefredakteur unserer Sendung. Er ist immer sehr elegant. Auch ich bin elegant angezogen. Ich trage ein enges, rotes Kleid. Wir gehen noch einmal die Themenliste durch. Nur zur Kontrolle. Denn wir haben natürlich schon gestern Nachmittag alles durchgesprochen. René gibt mir noch ein paar Tipps, aber ich brauche bei der Sendung sowieso nicht viel zu sagen. Ich soll lächeln, schön sein und lächeln. Schon oft habe ich den Chef gefragt, warum er mir keine aktive Rolle in der Sendung gibt. Ich bin doch Schauspielerin, das habe ich gelernt. Doch er antwortet immer nur, du bist noch jung, viel zu jung, 21. Andere sitzen in dem Alter noch bei Mami zu Hause und träumen vom Fernsehen. Träumen, ja. Ich träume auch. Aber vom Film. Ich bin Schauspielerin. Will er oder kann er das nicht verstehen? 7:05. Die Lichter gehen an. Ich kann Luca nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Da, hinter den Lichtern. Martin, der Techniker, ist wieder nicht gekommen. Der macht, was er will. Huppertz ist sein Onkel. Armer Luca. Das rote Signal. Ich lächle in die Kamera. Kölle und Sibyl. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt spricht René Schmitz. Ich lächle und lächle. Will oder kann er das nicht verstehen? Natürlich. Schauspielerinnen gibt es viele und noch mehr, die ins Fernsehen oder zum Film wollen. Egal wie. Die Konkurrenz ist hart. Wie sagt Eva? Pass auf, Mädchen. Ich weiß schon, was sie meint. Değerli arkadaşlar, bu bölümü de burada sonlandırdık. Bitti. Sabrınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bu çalışmalarımızı arkadaşlar eğer hani yararlı buluyorsanız hani paylaşmanızı rica ediyorum. Çok fazla kişiye ulaşsın. Onlar da yararlansın. Yaptığımız bu emek hani çok fazla kişi tarafından yararlansın arkadaşlar. Öyle istiyorum. Daha da güzel kitaplar çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Bu benim için mesela çok önemli bir şey. Yani kendi gelişimim için çok önemli bir şey. Yani burada izlediğim metot, yani öğreterek öğrenme. Evet arkadaşlar, öğreterek öğrenme metodu gibisinden. Yani kendimde bunun mesela yararını görebiliyorum. Durmayacağım. Ne bulursam çevirmeye çalışacağım ve sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İster sesli olsun, ister sessiz olsun. Yani ister orijinal Almanca dilinde olsun, ister benim sesim olsun fark etmez. Önemli olan materyaldır arkadaşlar. Yani dil öğreniminde her şey materyaldır.
her şey. Evet. Herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.